onda şəhriyyət çorbası yedik də biz o evləri yaptı. Oğul, sənin baban da, anan da o evləri yaptı o zaman qarınları tox belə deyil idi sənin babanla anan. Ben biliyorum bizim pulli orada oturuyordu. Ama camın kızıydı o pulli benim, anladın mı oğul? Biz buraya kuş kavgaya gelmedik, bir şeye gelmedik. Geldik hakkımızı arıyoruz, oğul hakkımızı. Ama bir daire, ama iki daire, ama beş daire bize ne vereceklerini bile demiyorlar ki gelek yerlerimize sahip olak oğul. Yok böyle bir şey, Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Devlette böyle bir şey yok, yok. Devlet bizim devletim, Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımız. Öteki insanların Cumhurbaşkanı değil bizim de Cumhurbaşkanımız. Ama insanları ayırt ettiler oğul, ayırt ettiler, ayırt ettiler. Ben buraya ne zorluklarından geldim. Ben Sefer abinden hiç haberim yok. Sefer abinden haberim yok. Tanırsan da Sefer abini. Evet. Hiç haberim yok. Adamın bütün hastanelerde yoğun bakımlarda yattığı şeylerde Çevetenin hastanelerinde yattı. Yani çok şeylik gördü. Şu an nerede oturuyorsun teyze sen? Ben mi Büyükçekmece'de oturuyorum. Büyükçekmece'den geldim. Büyükçekmece'den geldim. Bugün Fikirtepe toplantısı için geldin. Evet vallahi buna sebep geldim. Allah razı olsun senin bu halini görüp de buraya gelemeyen insana mağdurum diyen insanlar utansınlar diye. 85 yaşındayım. 85 yaşındayım. İki şey yaşadım. İki. Ne derler unuttum. Savaş mı? Yok. İhtilal mi? İhtilal mi yaşadı? Savaş içine, mı yaşadı? İçine yaşadım değil. İki işte şey. Temmuzları şey. Anladım. Darbe, darbe diyor. He. Öyle yerleri yaşadım ben oğul. Ne istiyorlar bizden de bizim hakkımızı versinler. Ne yaparsa yapsınlar. Oğul. Siz şu an Çevreşehir Şehircilik Bakanlığı'nın Fikirtepe'deki taksimatların yapılmasını istiyorsunuz. Paylaşımların yapılmasını istiyorsunuz. Evet, evet. Versin yerlerimizi. Niye vermiyorlar sizce? Ne bileyim niye vermiyorlar? Ama satış yapılıyor orada biliyorsunuz. Ama hiç bilmiyoruz ki gidip bize bir şey anlattılar. Sizce ki. Doğru mu sizin hakkınızı vermeden satın? Doğru değil oğlum. Bizim hakkımızı verecekler. Sizin hakkınızı vermeden? Efendi, efendi bizim hakkımızı verecekler. Biz hakkımızı onlara götürmez. Kim vermişse. Dede diyorlar ki biz kimsenin hakkını mağdur etmeyiz. Bekle diyor ama satış yapıyor bu arada. Ha, satış yapıyormuş ama yanlış yapıyor. Biz ses etmezdik ama Allah ses etir. Bak bende bir kitap var ha. Aynı yanımdalaydı okuyaydım göreydim. Bende bir kitap var o kitapta Allah kili yağdan ayırdıdır. Kili evet. Yağdan ayırdıdır. Fikirtepe'de Kur'an okunurdu ya ben okudurdum bu insanları. Hmm. Senin sizden de gelen oldu benim okuduğum Kur'an. Evet. İsim neydi teyze sizin? Cevriye. Cevriye soy isim? Soy ismi Büyük Bektaş. Büyük Bektaş. Ha. Bizimki de Bektaş, siz bizden büyüksünüz. Şey, ne, memleket neresi? Erzurum. Erzurum. Hangi neresi ne? Pazar yolu. Pazar yolu. He, pazar yolu. Tamam, son Cumhurbaşkanı'na söylemek istediğin bir şey var mı? Çevreci Bakanlığı'na. O güzel, bizim hakkımızı versin, oğul. O Cumhurbaşkanı, hepimizin Cumhurbaşkanı. Kötü bir şey demem. Bak, kötü bir şey demem. Evet. O herkesin Cumhurbaşkanı. Evet. İki adamın bir adamın Cumhurbaşkanı değil. Evet. O Cumhurbaşkanı da kötü adam değil idi. Onun yanındaşlar onu bozdu. Halk kadrolarda yanlışlık var diyorsun. Evet. O kötü bu adam değil idi. O Cumhurbaşkanı evet. Kötü adam değil idi. Evet Cevriye teyze Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Mehmet Öztaseki'ye sesleniyor. Fikirtepe birinci etapta yıllardır çektiğimiz sıkıntı yeter diyor. Bir an önce bizim haklarımız olan paylaşımların yapılması bekletilmeden insanların evet. Alım satım hakkının verilmesini insanların evet, istediği gibi evet. Ekonomik tasarruf hakkının da tanınmasını istiyor, bekliyorlar. Bu arada Fikirtepe genelinde yaşanan başka sıkıntılar da var. Kiralarla ilgili sıkıntılar var. Artışlar çok evet, az diye. Evet, her bir ara kestiler. Veremediler. Benden para yok dediler. Allah Allah. He, para yok dediler. Benden... Şu an kiralar, zamlar çok düşük kaldı mesela enflasyon karşısında. He, evet, çok evet. Az veriyor, çok az he. Veriyor. Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı teyze? Ben burada kapatıyorum. Kapatıyorum. Kendine iyi bak. Geldiğin için teşekkür ediyoruz. Fikirtepe platform olarak. Fikirtepe haber olarak. Cumhurbaşkanımız bize iyiliği yapacak. Kimse yapamaz o. Tamam teşekkür ediyorum. Anladın mı? Sana. Ben Cumhurbaşkanını kötüleme. Cumhurbaşkanı. Benim çocuklarımın da Cumhurbaşkanı. Ama bizim hakkımızı versin. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizim hakkımızı versin oğul. Tamam. Heh, nasıl herkes üstün tutuyorsa bizi de öyle tutsun. Tamam inşallah. Heh. İnşallah bu çekimde yayınlayacağız.
bir an önce yetkili makamlara ulaşır. İnşallah. Mağduriyete giderir diyoruz. 6 tane köz verdi. Cogul 6 tane. Bakkal verdi. Tamirhane verdi. Kahve verdi. Evleri verdi. Daireleri verdi. Cogul. Bir şey de kalmadı bizde diyor. Yok biz. Mecbur kaldım. Büyükçekmece'ye gittim diyor. He. Büyükçekmece'de de yani görsen dersen ki burada nasıl oturursan teyze. Konşu yok. Bir yok. Allah'ın kulu yok. Ama bu uşağım değil buralardan gelir bize. Alır da getirir buraya. Şeylerine, onların adı ne? Trenlerine gidip gelirem, dayanamıyorum, gezemiyorum, olur. Allah hayırlı uzun ömür versin, şifalar versin. Ben çok Kur'an'ı düşünem de ondan sağlıklıyım ha. Evet, he, inşallah. Benim Kur'an'ım, kitabım, tam da gösterim de bak. Ben Allah o Kur'an'la... Teyze teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık diyoruz. Senin dayanına sağlık, sağ olsun, inşallah. Ama senin dediğinden bir şey anlamadım, bak.